Yeni Çağ gazetesinin manşeti altı üstü bir çadır istedik villa değil. Tam da bu habere gideceğiz deprem felaketinin 24. gününde. Büyük felaketin üzerinden 24 gün geçmesine rağmen sokakta kalan depremzede isyanda Kızılay'ın skandal çadır satışı ile ilgili tartışmalar sürerken hala çok sayıda felaket zedenin, soğukta başını sokacak bir barınak bulamayıp sefaret içinde hayat mücadelesi vermesi yürekleri sızlatıyor. Biz bir tarafıyla bunu yaşıyoruz. Çadırın bulunamıyor olmasını diğer tarafıyla da Kızılay'ın Çadır satışını Kullanı e, görüyoruz. Deprem felaketin 3. gününde Kızılay'ın depolarında nasıl çadır olur, nasıl satılık çadır olur bu bir tartışma, bu bir skandal. Onu da konuşacağız ama önce çadır meselesi. Kendi çabamızla yaptığımız çadırda kızım ne yapak? Sağımızı solumuzu gözlemeye hiç hacetli yok. Yok yok yok. Yani adam olan canının istediğine veriyor yani seni de dış kapıda döndürüyorlar. Yani bunun saklısı gizlisi yok. Hiç kimse de huylanmasın. Çadır yok derken artık özellikle belirtiyorlar. Korkmadıklarının kimsenin de kızmaya hakkı olmadığını. Çünkü artık 23. gün yetkililere isim yazdırdılar. Bekleyin dediler. Onlar da bekledi ama çadır gelmedi. Kendi imkanlarıyla buldukları muşamba ve sopalarla derme çatma çadırlarını kurmak zorunda kaldılar. Biz devletten istedik yani kaç defa gittiysek vermediler. Askeriyede dediler. Gittik orada da yan dediler daha haber gelmedi dediler. İsmimizi yazdılar sıranızı bekleyin dediler. Şimdi elimizde çadır yok dediler. Daha gelmedi. Telefonlarınıza bilgi şey gelir bilgi gelir dediler o da gelmedi. Valla başvuru hemen hemen iki hafta oldu. Depremin üzerinden 23 gün geçti ancak hala geçici barınma sorunu devam ediyor. Çadırı olmayanlar kendi imkanlarıyla yaptıkları, naylonlarla kapattıkları bu derme çatma çadırlarda yaşıyor. İki yere başvurdum işte. Yani çıkmadı da Çıkmayınca da ben de fazla uğraşmak istemedim. Gittim kendim aldım çadırımı, getirdim buraya da sağ olsun komşu kurdu. Sadece üstündeki müşambayı aldım, 1150 TL'ye. Tahtalar da e, komşularım sağ olsun onlar da hemen şey yaptı, kurdular. İki torunum, bir 7 yaşına, bir 4 yaşına çünkü sabahlar kalkıyordum yanakları buz gibiydi. <laughs> Hiçbir kelime ifade edilemez. Kahramanmaraş'ta yaşayan Fidan Zararsız, küçük torunlarını gözyaşlarıyla başka bir ailenin yanına yolladı. Evi hasar gördüğü için çadıra muhtaç kalanlardan biri de böbrek ve kalp hastası Nimet Kızılda. Kızım acil çadıra ihtiyacımız var. Ben böbrek hastasıyım, böbrek yetmezliği var. Tek zaten böbreğim. Kalp ameliyat oldum. Dedim ki oğlum şuraya dedim, şunu hemen öyle çatın. Bana bir yataklık dedim, ben zobasız yatarım. Belediyeye gittik yazıldık, yok. Askeriye gidiyorlar çocuklar. E eh, yok. Fakır fukara da böyle rezil oluyor. Allah'a kulay yakışır mı bu yavrum? Sadece Kahramanmaraş'ta değil. Hatay, Samandağ ve Defne'de de 23. günde hala çadır yok. Fidanlık Mahallesi'nde bazı aileler seraları söküp kendine çadır yaptı. Şimdi de serada yaşıyoruz. Sebze vardı içinde, onları kopardık. Biber vardı, domates vardı, onları kopardık. Yataklarımızı falan getirdik, mecburen. Ondan dolayı soba kurduk. Kaç kişi yaşıyorsun sarada? 15 kişi. E nasıl sarıyorsunuz oraya? Sığdıracağız kendimizi yapacak bir yer yok. Bölgede artçılar da sürüyor. Malatya Yeşilyurt'taki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkazda 29 yaşındaki Bedih Kış vardı. Cansız bedenine ulaşıldı. Artçı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 140 da yaralı var. İzmir'de ise Foça açıklarında 4,1 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldi. İzmirleri korkuttu. Osmaniye ve Kayseri'de de artçı depremler kayıtlara geçti. Kahramanmaraş'ta ise 10 dakika arayla merkez üssü 12 Şubat ilçesi olan iki artçı kaydedildi. Birinin büyüklüğü 4,5 Diğerinin ise 4,1. Ayağa kalkmıştım, kapıyı tutundum, düşüyordum yani çok sert geldi.